Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda camları silmiştim. Nasıl sildiğimi de detaylı bir şekilde gösterdim. Bu videomda da sararmış ve kireçlenmiş klozeti en kolay bir şekilde nasıl temizleriz bunu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar, bu evdeki benim bu son videom. Buradan taşınıyoruz. Bu evden neden taşındığımızda bir önceki cam temizleme videomda detaylı bir şekilde anlattım. Evden çıkmadan önce son temizliklerimizi yapıyoruz. Sadece klozet kaldı. Kolay bir şekilde nasıl temizlediğimi de sizlerle paylaşmak istedim. Bir de arkadaşlar, yorumlara fazla cevap veremiyorum bu aralar. Çünkü eşya topluyoruz, temizlik yapıyoruz. Bu yüzden cevap veremediğim zaman kusuruma bakmayın. Müsait olduğum zaman yorumlarınıza tek tek cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi konuyu fazla daha uzatmadan videomuzun içeriğine geçelim arkadaşlar. Önce klozetin dışını temizleyeceğim. Daha sonra içini temizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, şöyle sabun, süngeri iyice köpürteceğim sabunla. Burada videoyu durduracağım çünkü elim ıslak oluyor. Önce süngeri köpürteceğim. Süngeri iyice sabunla köpükledim arkadaşlar. Çok az bir şeyde bulaşık deterjanı süngerin üzerinde şöyle sıkıyoruz. İyice köpürmesi için. Şimdi şöyle sabunla bulaşık deterjanı karıştırdığımız zaman daha güzel temizliyor, daha güzel beyazlatıyor, lekeler de çok güzel çıkarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, sapsarı. Sabun çok güzel temizliyor. Özellikle de bulaşık deterjanla karıştırdığımız zaman daha güzel temizliyor, daha güzel beyazlatıyor. Burada videoyu durduracağım arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum videoyu. Güzelce köpükledikten sonra tekrar devam edeceğim. Güzelce süngerle ovaladım arkadaşlar. Güzelce temizledim. Şimdi durulayacağım. İyice duruluyoruz. Banyomda duvarlarını, bu yerleri falan yıkadım. Sadece klozet kalmıştı. Klozette temizleyelim. Şimdi yüzünü duruladıktan sonra çeşmeyi kapatayım. Şimdi arkadaşlar, sporayı çekelim. Sifonu da çektikten sonra şimdi şu içinin ve şu içerisinin sarılığını, kirecini temizlemek için şöyle arkadaşlar, bir sünger var elimde. Bu süngeri şuraya şöyle sıkıştırıyoruz. Kağıt havlu varsa kağıt havlu, bu şekilde sünger varsa sünger, pamuk,
peçete, elinize hangisi varsa buralara sıkıştırabilirsiniz. Çünkü sünger burada uzun süre kalacağı için oradaki kireçleri, sarılıkları pırıl pırıl temizleyecek. Şimdi burayı temizleyeceğimiz ürün sıvı olduğu için burada durmuyor. Akıyor gidiyor. Sünger uzun süre burada duracağı için oradaki kireçleri, sarılıkları pırıl pırıl temizler. Şöyle gördüğünüz gibi bunu buraya iyice sıkıştırdım. Şöyle arkadaşlar, süngerlerimiz böyle eskidiği zaman böyle atmayın. Yine süngerlerde buralara sıkıştırarak buna benzer temizliklerde değerlendirebilirsiniz. Yani benim size tavsiyem, önerim, yaparsınız, yapmazsınız. Tabii ki de size kalmış. Şimdi arkadaşlar süngeri orayı sıkıştırdıktan sonra sadece şöyle süngerin ıslanacak şekilde, çok değil, abartmadan böyle arkadaşlar, sadece süngerin ıslanması yeterlidir. Buradan döktüğümüz zaman sünger çeker onu. Sünger ıslansın yeter. Çok fazla porçöze gerek yok. Evet. Şimdi yaklaşık bir çay bardağı kadar da içerisine dökeceğim. Evet, yeterlidir. Şimdi arkadaşlar bunun ağzını kapatıyoruz. Buna yaklaşık 1 saat dokunmuyoruz. 1 saat bu şekilde kapalı duruyor. Çünkü o sarılıklar, kireçler anca sökülür. Hemen sökülmez, hemen temizlenmez. Bu şekilde yaparsanız, yaklaşık 1 saat falan bekletirseniz öyle fırçayla falan uğraşmanıza hiç gerek kalmaz. Sadece süngeri alacağız, sifonu çekeceğiz. O kadar arkadaşlar. Banyonun da duvarlarını falan yıkadım. Şöyle lavabolar falan güzelce temizledim. İşte bundan önce cam temizliği yaptık. Mutfakların dolaplarını falan sildik. Buraya taşınacak olan arkadaşımız da temizlikle uğraşmasın. Evet değerli arkadaşlar, yaklaşık 1 saat beklettikten sonra şöyle gördüğünüz gibi su da iyice sararmış. Biraz da kararmış gibi böyle. Şimdi süngeri şöyle alacağım. Fırçanın ucu eğiliyor bizimkinin. Şöyle bir de fırçalayacağım. Bu fırçayı soran arkadaşlarımız oluyor. Bunu 1 milyon liradan almıştık arkadaşlar. Böyle markası falan yok. Birkaç arkadaşımız önceki videolarımda sormuştu nereden aldınız diye. 1 milyon liradan almıştık arkadaşlar. Şimdi sadece sifonu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hiç sünger fırça vurmadan pırıl pırıl tertemiz olmuş. Şöyle içini gördüğünüz gibi. Eğer çok kireçlenmiş, çok sararmışsa 1,5-2 saatte bekletebilirsiniz. Çok kireçlenmişse, çok siyahlanmışsa, böyle kararmışsa 1,5-2 saat bekletirseniz yine aynı bu şekilde hiç fırça sünger vurmadan bu şekilde tertemiz olur arkadaşlar. Hiç uğraşmanıza gerek kalmaz. Evet değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.